en çok merak edilen 159 tonu nasıl ortaya çıkardığımı ifade edeyim. Şimdi 720 ton deyince değerli Kavcıoğlu Bey, özel bankanın 364'ünü çıkarttım. Çünkü burada ne diyor? Reserve option mekanizmle Dünya Bankası rezervi içindedir diyor, değil mi? 356 ton kalıyor bizim Merkez Bankası'na. Doğru değil mi? Nisan 2021'de bizim resmi yazılan kaç? 515 ton. 515,2 ton. 356'yı ondan çıkartınca geriye 159,2 ton eksik malzeme var. Ya devletin beyan etmeye kendi güvenliği için, kendi reklamı için, gücünü göstermek için o rakamları oraya koyuyor. Çünkü bunu bir saniyeliğine indireyim. Bu altın rezervleri, bakın bütün ülkeler, yukarıya doğru da kaldırayım. Her ülkenin her çeyrekteki verisini Dünya Altın Konseyi spor olsun diye toplamıyor. Bir, dünyadaki altın hareketlerini takip edeyim diye istiyor. İkincisi, takip etmemek için vermeyebilirsiniz. Ama bu da sizi güçlü göstermez. Yani hocam şöyle bir şey var. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz, yetkililer, Merkez Bankası Evet. Başkanı. Yani şunu merak ediyorum. Dünya Altın Verileri Konseyi'nin, Dünya Altın Konseyi verilerinin, Evet. bu veriler bizi ilgilendirmez diyemez, değil mi? Yani bu hesaba göre. Yani. İlgilendirmiyorsa Sayın Şahap Kavcıoğlu Bey ne dedi? Şu tarihten sonra altınlarımız artmaya başladı dedi. Evet. Bunu neden söyledi? Ülkenin altın gücünü göstermek için söyledi, değil mi? Evet. Türkiye'de bir altın olduğu zaman bunu niye Dünya Altın Konseyi'ne söylemesin? Yani orada ne dedi? Bizim gücümüz var dedi. İşte potansiyel rezervimiz var. İşte şu kadar altınımız var dedi, değil mi? Evet. Bunun dedi, bu söylediğim şeyin rezervin %40'ı da altındır dedi. Altın önemsizse onu da dememeliydi, değil mi? Brüt rezervin içerisindeki miktarın altın olarak artıyor olması devletin gücünü, kredibilitesini güçlendirir. Kredisi yoksa onların hepsi aşağıda demektir. Ama biraz sonra göstereceğim. Orada söylediği rakam da yanlış. Bunun %40'ı dediği yine bizim Ekonomik İşler Başkanlığımız, başında yine değerli bir akademisyen kardeşim var. Onun Merkez Bankası'ndan doğrudan aldığı tabloları size göstereceğim. Orada %40'ı dediği şey 38 ton altın var dedi. 38 ton yok, 20 ton var. Dolayısıyla bu rakamlara hakim olarak oraya çıkmalıydı. Şimdi tane tane gidiyorum. Yani Peki. bu şeyler, bu görüntüler, böyle canım sıkıldı. Biri oturdu, bu rakamları yazıyor, rakamları değil. Dolayısıyla biz Kesinlikle öyle. Ama orada en önemli konulardan bir tanesi demin sorduğum soru. Yani devlet yetkilileri Evet. size cevaben sizin o bahsettiğiniz Dünya Altın Konseyi verileri ya bizi niye ilgilendirsin ben derler mi diyemezler diyorsunuz. Orası önemli oldu. Diyemezler. Şimdi bu noktada idim. Evet. Çok basit. Devletin 720'sini aldım. 364 o reserve option mekanizmle ticari bankalara ait olan para ton altını çıkardım. 356 Eyvah. ton kalıyor. Yani şu anda Merkez Bankası'nın içinde olması gereken rakam bu diye düşünüyoruz. İlan etmesi gereken. Ama Dünya Altın Konseyi'nin ilan ettiği 515,2. İkisini çıkarttığım zaman 159,2 ton kayıp. Ya da neyse ne, açıklamakla ben yükümlü değilim. Onlar açıklayacaklar bu nedir diye. Başka bir şey daha. Bunun ikinci hesabını yaptım. Ola ki dedim, Şahap Bey yeni geldi. Dahildir değildir bilmiyor olabilir. Değil mi? Hesabı bu bizim diye söyledi ya. Ben orijinal rakamı aldım. 716,3 ton orijinal. Ne zaman ki eski ilan edilen rakam, kendisinin de küsuratı tam hatırlamıyorum dediği rakam. Buna 364'ü ekledim. 1080,3 ton. 515 gerçekten olması gereken, 364'ü eklediğim zaman 879,2 ton eder. Yani 515 şu anda Dünya Altın Konseyi'ndeki rakam, artı 364 de yine Dünya Altın Konseyi'ndeki ticari bankaların rakamı,
879,2 ton olması lazım. 1080'den bunu çıkardığım zaman bu sefer daha kötü bir duruma düşüyor. 201,1 ton altın hesapta gözükmüyor. Hangisini kabul ederse. O para 716,5 orijinali ama kendisinin 720 dediği şey eğer bunu ihtiva ediyorsa 159,5 ton. Yok ben ayrı düşündüm diyorsa o zaman 201,1 ton ortada yok. Bu hesapta bir eksiklik varsa bizim bilmediğimiz bize lütfen söyle biz de öğrenmiş oluruz. Ama 5 gündür sanıyorum çok düşündüler hiçbir çözüm bulamadılar. Bunu niye getirdim? Bakın buradaki rakam 515,2. Benim o yayını yapmadan evvel söylediğim, aradan gelen 5-6 gün içinde dahi Dünya Altın Konseyi kendisini yeniliyor. Rakam 512,6'ya düşmüş. Arada yine bir 2,6 ton parayı biz kullanmışız. Yeni rakam bu. 5 günde diyorsun. 5-6 gün içerisinde her ülke için değiştiriyor bunu. Dolayısıyla kimse kalkıp çok taze verileri alıyor demek ki. Çok taze verileri online olarak alıyor. Her ülke için işliyor. Burada mesela değişen bir başkasını da görebiliriz. Hollanda aynı kalmış ama bakın Hindistan 687 gözükürken Hindistan altın almış 5-6 gün içinde 695,3'e çıkmış. Yani Dünya Altın Konseyi öyle sıradan herhangi bir konsey değil. Türkiye ne yapmış hocam 5 günde? İşte 2,6 ton kaybetmiş. Kaybetmiş. Evet. 2 gün içinde, 3-5 gün içinde. Yani o yayını yaptıktan sonra kaç gün geçtiyse o kadardır. Şimdi ben niye iddiayla bir cümle kurdum dedim ya Sayın Kavcıoğlu şeyi bilmiyor. Bu altın hikayesini bilmiyor. Bakın ne dedi? Altın rezervimiz 1-2 yıla kadar 80 tona çıkacak. Hiç bu sektörle uğraşmamış. Şimdi bakın, Türkiye'nin altın üretimi. Ben bu verileri nereden alıyorum? İstanbul Borsası'ndan alıyorum. Altın Üreticileri Derneği'nden alıyorum. Bir de Dünya Altın Konseyi'nden aldığım verilerle bunları koyuyorum. Şimdi bakın Türkiye hiçbir zaman yıllık 4-5 ton fazla artarak gitmemiş. Hep böyle 3-5-6 bu grafiği görüyorsunuz. Ve bir müddet sonra düşmeye başlamış. 2000 böyle buradaki düşüşün sebeplerini de biliyorum ama lafı zarar diye anlatmayacağım. Yani 2012 yılında değil mi? Düşmeye başlıyor. Bir harcamalar var. Onu biraz sonra göstereceğim grafikle bağlaştıracağım. Altın satmışız biz. Şimdi burada sonra anormal bir biçimde 2018 yılında hiç olmadığı kadar 11 ton birden Türkiye'de ürettik diyor. Türkiye hayatında 11 tonu üretmedi. Oradaki rakamın nereden geldiği de ayrıca araştırmaya değer şu. İspat edemiyorum ama Türkiye'nin üretim kapasitesi daha evvelki diğer 20-30 yıla bakın 5 ton, 3 ton, 4 ton. Eğer diyelim ki yeni bir genel müdür geldi, altın üretecek. İşte teknik değiştirdi. Burada 10 ton ürettiler. Sonraki yıl niye 4 tona düştü? O 10 ton, 11 ton başka bir şey. Devlete inşallah bir gün nasip olur geldiğimizde inceleme fırsatımız olur. Bu değişiklik neredendi diye. Yani Türkiye yıllık 4-5 ton ancak üretirken ve rakam da 42 tonken Türkiye'nin yıllık 2020'de ürettiği 42 ton. Sayın Merkez Bankası Başkanı kalk dedi ki ya bizim 50 ton. Ona bile bakmamış. Sonra cümlesi biraz evvel resimden gösterdim. Gelecek sene de diyor işte 80 tona çıkacağız. 80 ton üreteceğiz dedi evet. Böyle bir şey mümkün değil. Yani devletin en tepesindeki kurumların birinin başında olan hocanın bunlara itina göstermesini beklerim. Türkiye hiç 4-5 tondan fazla yıllık üretmiyor. 2 yılda o üretsin 8 ton. 42 çıkar 50'ye ama 80 olmaz. Bu gerçi 1-2 yıl içerisinde dedi diye hatırlıyorum. Tamam, 1-2 yıl içerisinde. Yılda 8 2 ton diyelim, olsun. 8 de olsun. Evet. 42'yi ekleyin 50 ton eder. Ama 80 etmez. 80 olmaz diyorsunuz. Bu halkı yanlış yönlendirme bilgileridir. Belki bunu bilerek yapmadı. Niçin yaptı biliyor musunuz? Konuyu bilmiyordu o yüzden. Samimi olarak ona inanıyorum. Konuyu bilse bu hataları yapmazdı.
önüne gelen rakamlara şöyle bir baktı. Onların kafasında ya da cevap vermek için çıktığını düşündüğü şey o 128 milyar dolar hikayesi var ya. Altın önemli değildir. Ne söylersen herhalde inanırlar dedi. Ama ben dürüstçesi bunu Merkez Bankası Başkanı'ndan beklemezdim. Şimdi 128 milyar dolar dediniz ama o şey mi? Bir de bir taraftan rezervli artık rezerv evet. sistemi yer değiştirdi gibi bir cümlede kurdu. Rezerv değişti. Dışarıdaki altınlar Türkiye'ye geri döndü gibi. Geldi. Bütün bunlara rağmen miktarımız arttı. Evet. İşte brüt rezerv içindeki değerlerimiz yükseldi. Bütün bunların olmadığını bu toplantıda, bu televizyon programında göstereceğim. Bir de yanlış verdiği bilgilerden biri şu. Diyor ki 84 milyona biz bunları Türk lirasıyla satın alacağız diyor. Bu altınları diyor Türkiye'deki bir kanun çıkarttık. Çıkarttılar hakikaten. Türkiye'de altın üreten biri oldu mu dolarla değil Türk lirasıyla alacağım ben bunu diyor. Şimdi bunu ne anlıyorsunuz? Dışarıya dolar gitmeyecek diye anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ama öyle değil. İşte bu gördüğünüz liste Türkiye'deki altın şirketlerinin en önemlilerinin yabancı şirketler olduğunu gösteriyor. Merkezleri Cayman Adaları, Cayman Adaları diye söylüyorlar. ABD'li, İngiliz, ne kadar farklı ülke varsa hepsi önemli altın madenine sahip. Türkiye'de siz bunlara TL ile verdiniz. Bu adam ne yapacak? Yurt dışına bu TL'yi çıkartmayacak mı? Peki ne yapacak? Gidecek özel bankalardan al kardeşim TL'ni ver bana dolar diyecek değil mi? Tabii. Türkiye'den ne çıkacak? Yani onu yapmak yine? Mecburiyetinde hatta değil mi? Yani ne yapsın Türk lirasını dışarıda? Dolara çevirmesi lazım. Onu. Dolara çevirecek evet. yine bizim bankalardaki dolarları alıp gidecek. Yine de dışarıya dolar çıktı. Yani bunlar Türk şirketi değil. Şu aşağıdakiler Türk şirketi. Koza Madencilik Varlık Fonu'na devredildi. İşte Pregold var bir de Hüseyin Avni Akol bu daha altın üretmedi. Bir de farkında olmamız lazım gelen şu. Biz sanıyoruz ki bu şirketler Türkiye'ye geldiği zaman hakikaten ciddi olarak altın üretirler. İnşallah ben bunu bütün bu altınla olan hikayeyi 54. hükümet döneminde başbakanlık müsteşar yardımcısıydım. Rahmetli Süleyman Demirel Bey Cumhurbaşkanı idi. Bu Bergama olayları çıkınca araştırmak için başbakanlığa gönderdiğinde dosyayı ben bizzat ilgilendim. Kontrol kesinlikle yok. Yani bu vatandaşlar 100 ton ürettiklerini 10 ton gösterseler kontrol edecek bir tek Allah'ın kulu yok. Başka bir şey daha söyleyeyim. Ben çok bunu, önemli bir sorun. Çok ciddi zaman. Bir şey söylüyorum. Mesela Doğu Biga, Alamos şirketi en son bu Çanakkale'de ormanları dümdüz eden ve birçok olaya sebep olan şirket değil mi? Evet. Ben bunu daha evvel Veryans'ın TV'de anlattım. Şimdi ne beklerim ben devletten bu televizyon programından sonra? Ruhsatın sahibi Doğu Biga, Türk şirketi. Ortağı Alamos, Kanada şirketi. Aradan bu kadar geçen zamana rağmen bir tek gram altın üretmediler. Doğu Biga şirketinin ruhsatları onaylanmadı süresinin uzatımı. Ama ne oldu? Alamos şirketinin hisseleri o dönemde artış miktarını ben dedim ki sermayesi sadece 1 milyar dolarsa bu şirketin 600 milyon dolar birden attı. Türkiye'de madenimiz var dediği için. Bir buçuk ay içerisinde. Ama buna rağmen üretmiyor altında. Bir gram altın üretmedi. Daha sonra şirketin genel müdürleri beni aradılar. Ya hocam işte biz yapacaktık edecektik. Dedim ki kardeşim tamam ben bütün cümlelerimizi düzelteceğim. Bir gram altınları ürettiyseniz ürettiniz mi? Yok üretmedik dediler. Bunları kim kontrol edecek? Devlet ben değil. Çünkü devlet muktedir olandır. İktidar olmak yetmiyor. Muktedir olmak lazım. Bunları kim kontrol edecek? Enerji Bakanlığı. Ediyor mu? Etmediğini görüyorum. Çünkü neden? Sistem şöyle çalışıyor. Dünyadaki bazen değerli izleyenler bu şirketlerin kendi başlarına şirket olduğunu düşünür. Mesela bir Anglo-Amerikan şirketi dünyadaki 600 büyük dev şirketin sahibidir. 600 büyük dev şirket. Anglo-Amerikan bu meşhur elmas şirketi De Beers Anglo-Amerikan'ın 600 şirketinden biridir. Bunu niye söylüyorum? Bunlar altın üretimini de kontrol ediyorlar. Şimdi bugün Güney Afrika'da ben Güney Afrika'daki madenlerde de bulundum. Yerin şu anda 3842 metreye inmiştim ben. Şu anda yerin altına 5 kilometre gitmiş madenler var. Oradan
bir ons altın üretimi 800-900 dolarlara ulaştı. Alamos şirketinin CEO'sundan öğrendim. Türkiye'deki üretimi bir ons 360 dolar. Şimdi Türkiye'de... Neden böyle bir fark oluyor? Yani bizde yüzeye yakın. Ha, yüzeye yakın diye. Yüzeye yakın. Orada artık üretim öyle bir noktaya gelmiş ki maden var ama yerin 5 kilometre altında. Oradaki madenleri soğutmak için, çünkü her 33 metrede bir santigrat ısınıyor. Günlük 20 bin ton buz döküyorlar. Etraftaki ısıyı biraz absorblasın da biraz daha 40-45 dereceye insin sıcaklık, orada çalışabilsin. Böyle bir ortamda 700, 800, 900 dolarlara elde ederken bir onsunu, karları çok değil. Alamos'un CEO'su kendisi söyledi, Türkiye'de çok ucuza elde ediyoruz biz dedi. Ama etmedi. Neden etmediği hep sürekli kendime sordum. Çünkü bunlar da bir yerlerden durduruluyorlar. Neden? Altın üretimi arttıkça fiyat düşecek. Türkiye gibi ülkelerde, sadece Türkiye için değil, Türkiye ve benzeri ülkelerde altın üretimi artarsa fiyat düşer. İstiyorlar mı? O zaman bu şirketlerin üretimini yavaşlatması lazım. Ya koca koca dev şirketler, ürettiğimiz 4 ton 5 ton Allah aşkına olacak şey mi? Peki kim kontrol edecek bunu? Enerji Bakanlığı. Ediyor mu? Etmediğini ben görüyorum. Kendisi inanıyorsa Sayın Bakan, ona da diyeceğim bir cümle yok. Evet, ürettiğimiz 4 ton 5 ton dediniz. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın 80 ton altın üreteceğiz dediği konuyunda gerçekçi olmadığını söylediniz. Peki bu 80 tonu biz demin koyduğunuz şirketlerle mi üretecektik? Evet. Şirketler aracılığıyla üretecek. Nasıl üretecek? Ben de merak ediyorum, evet. Nasıl üretecek 80 tonu? Adamlar hiçbir sene 80 ton üretmemişler. Tek o 2018-2019'a giderken ki 11 tonu çok merak ediyorum. Türkiye'nin üretim tarihinde olan bir şey değil. Orada bir şey oldu. 11 ton öyle oldu. Eğer normal bir üretim olsaydı ondan sonraki sene şurada 4 tona düşmezdi. Aynı maden değil mi? O sene de en az 10-11 ton üretirlerdi. Öyle olmadı. Şimdi günde 4-5, yılda 4-5 ton üretilirken 4 ton alın, 2 sene 8 ton eder. 42'ye ekleyin 50 ton. Hı hı. 2 sene sonra 80 tona nasıl ulaşıyoruz? Şahap Bey'in bunu bilmesi gerekiyordu. İfade ettiğim şey bu. Peki diğer taraftan aynı zamanda da TL ile altın ithal etme durumunun da altyapısını söylediğiniz olmayacağını. Mümkün olsa değil. Bile dönüp dolaşıp yine bizim cebimizden çıkacağını. Çıkacak dolar olacak. Hı. Ha, Merkez Bankası'ndan o para çıkmayacak da Commercial Bank, ticari bankalardan çıkacak. Neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu dolarlar öbür cebinden çıkıp yurt dışına gidecek. Kime? O yabancı şirketlere.